Türkiye'nin ihracatı ile ilgili bir iki rakam vermek istiyorum. 2017 yılında yaklaşık 150 milyar dolarlık ihracata sahip. Buna karşı 233 milyar dolarlık da ithalatımız var. Yani 76 milyar dolarlık bir cari açığımız var. Bu cari açığın 25 milyar doları tamamen petrokimya ürünleri üzerinde kurulmuş. Bu bizim yaşadığımız bölgeye bakınca 157 milyar dolarlık bu ihracat hacminde Doğu Anadolu bölgesi tüm bölgeler içerisinde en son sırada. %0.54'lük bir rakamla 856 milyon dolarlık bir ihracat yapmış. Bizim Güneydoğu Anadolu bölgesi bizden tam 10 kat fazla ihracatla yaklaşık 8.6 milyar dolarlık bir ihracata sahip. Karadeniz bölgesi o da en kötü ikinci ihracata sahip bölge. Bizden 5 kat daha fazla ihracat yapmış. Bu rakamlara bakacak olursak memleketimizde ne yapılabilir konuşulursa biraz sonra Yunus hocam anlatacak kürsüde Malatya'mızda atıl vaziyette duran şu an yarın yapayım deseniz 80 trilyonluk bir maliyeti olan şeker fabrikasının içerisinde yer alan etil alkol tesisimiz var. Bu şu an çalıştırılmıyor, atıl vaziyette duruyor. Bunun yanında Kaysi çekirdeği kabuğundan 70 milyon dolarlık Yunus hocam bunu her yerde anlatıyor. 70 milyon dolarlık aktif karbon üretimi, Kaysi çekirdeği kabuğundan. Tıpta da Hakan hocam bilir kullanımı ve birçok yerde kullanımı var. Yine kireç taşından kostik üretimi. Bunlar ham maddesi Malatya'da. Yatırımcı bulunabilirse, altyapısı hazırlanabilirse bir sene, 1,5 sene içerisinde yapılabilecek şeyler. Bunun yanında kenevir bizim için çok önemli. 18 yılda kenevirin ekimi vardı. Malatya 19. il oldu. Kenevir de hem kağıt üretiminde, elyaf üretiminde, biyoyakıt üretiminde Malatya için çok katma değeri yüksek ürünlerin çıkabileceği bir ürün halinde şu an önümüzde duruyor. Önem verdiğimiz en önemli şey Malatya'nın fırsatlarının bir şekilde gün yüzüne çıkartılarak farklı yerlerden de Malatya'ya katma değer yaratma arzusu. Bunun için de ciddi anlamda gayret göstermeye çalışıyoruz. Hedef stratejimiz öncelikle buradaki istihdam sayımızın Malatya'da organize sanayi bölgesinde 22.000'e yakın çalışan personel var. İşletmelerin istihdama yönelik olanlarını desteklenerek Malatya'mızın sosyal dengesini oluşturabilecek istihdamı belki 22.000'e, 30.000'e, 35.000 rakamlarına bu 4 sene süre içerisinde çıkartmak iddialıyız. Bunun için de gayret göstermeye çalışıyoruz ama bu süreç içerisinde ekonomik bir durağanlık içerisindeyiz. Bunu da diyorum ki önümüzdeki süreçlerde bu ülke bunu da aşabilecek güce, kudrete ve hikmete sahip. Onun haricinde öncelikle burada yapmış olduğumuz, daha demin değerli Kimya Odası Başkanımız da bahsetti, Murat kardeşimiz sağ olsun bu organizasyonun yapılmasında büyük emeği var. Geldiğimiz süreç içerisinde sürekli istişareler içerisindeyiz. Kendisi çok gayretli bir kardeşimiz. Bir ihracat rakamlarımız var. İhracat rakamlarımızı da bu süre içerisinde belli bir noktadan daha üst seviyeye tırmandırmamız gerekiyor. Hem bunun mevcut ürünümüz olan Kaysi'yla Bursa Başkanımız da sağ olsun ilgileniyor. Özellikle onların da üyeleri yoğunluklu. Biz de ilgilenmeye çalışıyoruz. Daha sık bir araya gelip bunlarla ilgili de çalıştaylar yapacağız onu deniyorum. Kendisi de istişareye açık, işbirliği yapabileceğimiz değerli